Allah Subhanahu ve Teala bu başlayan dersimizi menfaatli kılsın. İmam-ı Nevevi'nin Tibyan kitaplarından üçüncü ders. İmam-ı Nevevi'nin ilimlerinden o bu yerde zikir kılınan kişilerinin ilimlerinden Allah Teala bizlere menfaat versin. Biz kitabını ötken sefer mukaddemesini okup tükettik. Bu kişi Dimeşk şehrinde kârlar köplüge Kur'an yetleyekkeler, okuyekkeler köplüge itibarıdan talib-i ilimler köplüge itibarıdan ularga şu talib-i ilimlik Kur'an-ı Kerim yadlaş, okuş, okutuş adablarına dair kiçkine bir eser, muhtasar yazıp veriş ihtiyacı varlığını ettiler. Ve onu bu kişi toplab yazıp takdim kumakçılıklarını ettiler ve bundaki menhecelerini hem beyan kıldılar. Ve ahırda bu kitabının menfaatli buluşunu dua kılıp sordular. Allah kabul eylesin. Şimdi kitabının taksimi hakkında sözleydiler. Etediler ki ve yeştemilu hazel kitabu ala aşreti ebuve. Bu kitap 10 babdan ibaret. El fihrisil icmali yani kıskaça yani umumi münderice deyip durup etediler. Birinci bab Tilavati Kur'an'ın fazileti, Kur'an'ın hamillerinin fazileti doğrusu da bu. İkinci bab, Kur'an ve Kur'an'ın, Kur'an ve Kur'an okuyucunun başkalarından efsirliği doğrusu da bu. Üçüncü bab, Kur'an ahlını ikram kılış, izazlaş ve ularga azar verişten kaytarış hakkıdır. Dördüncü bab, Kur'an-ı Kerim'ini örgütücü ve örgütücünün adabları barasıdır. Beşinci bab, Kur'an-ı Kerim'in hamili adabları. Kur'an-ı Kerim'ini kötergen kişinin adabları. Altıncı bab, Kur'an-ı Kerim'in adabları. Umumen Kur'an'a dair adablar, Kur'an'a nispeten adablar. Mene şu bab, kitabının esası kısmı ve kitabının asıl maksadıdır. Yettinci bab, barcha adamlarının Kur'an-ı Kerim'de nispeten adabları kandayı buluş gerekliliği hakkıdır. Sekizinci bab, ayetler ve sureler var. Bazı vakitlerde, bazı haletlerde, mahsus haletlerde okuluşu müstehab, yani sevabli, abzal seneledi. Yani şu ayetler hakkıdır, yani şu sureler hakkıdır. Yani faziletli ayetler, sureler hakkıdır. Dokuzuncu bab, Kur'an-ı Kerim'in yazılışı ve mushafını hürmet kılış. Kur'an-ı Kerim yazılgen sahifelerini hürmet kılış hakkıdır. 10. bab kitapta ötken bazı lafızlarını bazı sözlerini izahlaş hakkıdır. Ötken sefer mukaddemede hem etkenlerdik. Ayrım sözlerini, terimlerini, atamelerini kitabını ahırda alayda bab kılıp biz şahladık. O şimdi müracaat kılışın mümkün dediler. Şu hakkıdır. 10. bab. Şimdi kitap ki kirşediler. 1. bab. El babul evvel fi atrafin min fadileti tilavetil Kur'ani ve hamaleti. 1. bab. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve Kur'an-ı Kerim'e hamil bolgelerinin fazileti atrafıda buladı. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti fazileti babıda keledi bu ayet. Allah Subhanahu ve Teala Fatır Suresi de 29. 30. ayetlerde ayet ki Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını tilavet kıledigen namazını töküs eda kıledigen ve biz rızk kılıp bergen derselerden yaşarın ve aşikar infak kıledigen kişiler ular kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qiladilar.
Allah ularga ajrlarini to'la qilib berishi va o'z fazlidan ziyoda qilib, qo'shimcha qilib berishi uchun. Albatta Alloh subhanahu va taolo doimiy mag'firat qiluvchi, sir mag'firat va shakur, ya'ni amallarga mukofotni ko'paytirib beruvchidir. Ushbu oyat karimada biz hozir lafzlarining ma'nolarini qisqacha aytdik. Ba'zi bir ma'nolarni biz izohlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi sifat bu yerda Qur'oni Karimni tilovati kelayotgani e'tiborga molik. Ya'ni namoz o'quvchilar, namozni to'kis ado etuvchilar va oshkor va maxfiy suratda infoq qilib mollarini sarflaydiganlar Allohning yo'lida ya'ni degan sifatlardan oldin birinchi bo'lib Allohning kitobini tilovat qilguvchilar deb gap boshlagan. Bu Qur'oni Karimni tilovatining darajati balandligi e'tibori yuksakligidan. Tilovat deb o'zi asli talayat lu degani ketma-ket keltirishni ayt, ketma-ket kelishni aytadi. Bir narsani ortidan ikkinchi narsa kelsa talahu deyiladi, ya'ni orqasidan u keldi. Odatda kishi Qur'on o'qiganda yoki karimalarni o'qiganda karimalar so'zlar ketma-ket aytiladi. Shu e'tibordan tilovat deyiladi. Biz tilimizda tilovat so'zi kirgan, qiroat ham deyiladi. Qiroat o'qish degani qiroat asli jamlash degan so'z ma'noni bildiradi. Asl lug'atda jamlash degan. Odatda bir matnni o'qigan kishi bir qancha kalimalarni, gaplarni jamlagani uchun yoki bir qancha ma'nolarni jamlagani uchun o'qish amaliyotiga qiroat degan so'z berilgan lug'atda. Ya'ni qiroa o'qidi degani asli qiroani asli o'zagi jamlash, to'plash degan, bir joyga to'plash degan. Tilovat esa shunga o'xshaydi, faqat tilovatni qiroatdan farqi bu lug'atdagi farq. Biz ikkalasini ham tilovat deganda, o tilovatni ham qiroatni ham o'qish deb tushunaveramiz. Lekin lug'atdagi asli farqi tilovat ketma-ketlikni bildiradi. Bir chetdan tartib bilan kalimalarni o'qishlik tilovat bo'ladi. Endi bu yerda Qur'oni Karimni tilovat qiladilar deyishdan murod Qur'oni Karimni o'qiydilar demoqchi. Biz e'tibor qiladigan bo'lsak, namoz o'qish, aqomus solat va anfaqu infoq qiladilar degan so'zlarda o'tgan zamon fe'li, mozi fe'li ishlatilgan bu oyat. Ammo tilovat amalini zikr qilganda yatluna deb muzori fe'lini ishlatgan Qur'oni Karim. Ya'ni har ikki muzori ya'ni hozirgi va kelasi zamon fe'li. Har ikki fe'lining o'zini xususiyatlari bor. Mozi fe'li o'tgan zamon fe'li odatda yo o'tgan zamonga dalolat qiladi. Yoki o'tgan zamonga dalolat qilish bilan birga o'tgan zamon aniq sodir bo'lganligi e'tiboridan aniq hosil bo'lishga ham dalolat qiladi. Ya'ni namoz o'qidilar deydi. Hali endi o'qiydiganlarni ham. Bu degan aniq o'qiydi degan. Namoz o'qish va infoq qilish so'zlariga, fe'llariga o'tgan zamon ishlatilishi aniq namoz o'qiydilar, aniq infoq qiladilar degan ma'noni kasb qiladi. Endi yatlunadachi? Yatlunada muzori, ya'ni hozirgi va kelasi zamon fe'li ishlatilgani bu muzorining xususiyati yangilanish va bardavomlikni bildiradi. Shundan tushunamizki, Qur'oni Karimni tilovat qiladiganlar deganda tilovat so'ziga hozirgi kelasi zamon muzori fe'li ishlatilishi doimiy o'qiydilar deganini taqozo qiladi. Ya'ni doimiy, takroriy o'qiydilar degan. Demak, bu fazilatlar Qur'oni Karimni bir marta o'qib qo'ygan bilan hosil bo'lmar ekan, balki doimiy o'qib yurish nazarda tutiladi. Allohning kitobi deyishdan murod Qur'oni Karim. Bu yerda chunki bu oyatlarni davomida Alloh taolo biz kitobni o'zimiz tanlagan bandalarimizga meros qilib qoldirdi deb bizni ummatni nazarda tutgan
Çünkü kitabı Allah'ın kitabı dediğinde Tevrat, İncil hem kire de aslında. Ama bu ayetini akım eden, nazarda tutulgeni Kur'an-ı Kerim tilavatı buladı. Demek birinci sıfatları bu maktale etken zatlarının birinci sıfatları Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamını tilavat kıladılar. Daimi. Daimi tilavat kılıp yürediler. İkinci sıfatları namazını töküs eda kıladılar. Bir nuksan. Üçüncü sıfatları yaşarın ve aşikar hayrı ihsan kıladılar. Bana bu kişiler kesat bulmaz ticaretini ümit kılıp kıladılar bu işler. Kesat bulmaz ticaret deyişten murat ecru sevabını hasıl kılıçtır. Adette ticaret aldı verdiden ibaret buradır. Siz nedir tavar veresiz bırakın bu sizge pul veredir. Ya ki eksince ya ki pul almıştırasız ya ki nedir tavar almıştırasız. Yani aldı verdiden ticaret değildir. Bendeler yaxşı amel kısa mükafatı ki Allah Ta'ala cennetini verişi, cennette dereceler verişi, uyurda nimetler verişi, dünyanın uzda yaxşılıklar verişini ticaretki okşatadı, aldı verdiği okşatadı. Bu bendelerini erkeleş için. Aslında amel bendelik için kılınır. Allah Ta'ala'ya yakın buluş için, Allah'a yakış için, Allah'ın razı kılış için kılınır. Bende uzun bendeliğini itiraf etip yine kıladı. Fakat Allah Ta'ala bunu özü bergen kudret, özü yaratken bendesi de, özü bergen kudret, özü bergen imkanlar bilen o bir amel kılsa, o şey amelini hem yaratıp beredi de, ki o şey amelini kılışke kast kılgeni için onge mükafatlar, ecirler bilgileydi. Özü asli bir arta sevap vermesinden, bir arta ecir vermesinden falan işini kıl dese hakkı var. Falan işini kılma dese hakkı var. Çünkü o yaratken, o zinin budur ki. Fakat Allah Ta'ala bendeni ihtiyarlı kılıp, ihtiyarı bilen ibadet kılışı, haklısı asi buluş imkanını verip durup, ene itaat kıyan payette ki ecrü mükafat verişini o zin şundayı vada kıyan. Bu lütuften. Bu gören ki bizde mesela o ziyiz baleyizge dersini kılış varasız, mektepki abarasız, elbette bu yakınlaştırış şu anetle de aynı temsil mesul. Lekin biz tasavvuru şu anetemiz. Balizge kim o veresiz, hem yani uzun kıl veresiz. Mektepi giyem abarıp koyasın, ustaz giyem yolla koyasın. Ustaz giyem pulunu veresiz. Keledi, dersini giyem kılıç varasın. Kim beş bir ağası, Ali Balizge kim kağıtta mükafat veresiz. O zaman hem yoğunu sıkı vergen bulasın. Kuddu ki balanı erkeletip, o tuğuzu kıyan diye kılıp kursatış için. Bu balanı erkeletiş, onu köyünü kütarış cümlesinden bulundu. Allah Ta'ala'nın bendelerine acr-ı mükafat vaada kılışı hem ana şu kabilde bulundu. Belki ondan da yukarı. Çünkü hem anasını o ziyareti verildi. Bende acr-ı sevabını hakdar sıfatı da almaydı. Talepkar sıfatı da aldı. Cennetini hem haklı bulup kesip kılı almaydı. Belki talepkar bulup kesip kılı. Dua kıyan da hem hakdar bulup soramaydı. Belki talepkar bulup soruyordu. Benden makamı şu. Lekin o özünü hutteki falan versen kıberemem ben senge, sen bana onu veresen. Falanca namaz okudun mu? Falanca nimet veresen cennetten. Falanca yılı Kur'an okudum. Minge falan deryanı akız veresen dediğin hakdarlık bilen bende muamele kılalmıydı Allah. Fakat Allah Ta'ala özü fazliden veremem diye vaada kılıp onu irkeletip acrını verir. Kimi ki eğer falan narsani kıldım mı demek men falan savobga haqliman desa u o'zini Allohga teng qo'ygan bo'ladi. Savdodagi ikkita odam birinchi tomon ikkinchi tomon bilan teng bo'ladi. Ikkalasini ham qo'lida tovar bo'ladi, keyin almashtirishadi. Ikkalasi teng huquqli bo'ladi. U o'zini Alloh bilan teng qo'ygan bo'ladi. Agar men haqliman desa. Yo'q, men haqsizman, faqat Alloh taolo va'da qilgan shu va'dasidan umid qilib o'zidan so'rayman desa, ayni shu odam haqiqiy Allah Ta'ala'ya doğru muamele kıla algen buldu. Ecr-i mükafatını hem Allah'dan sorarlardı. Haklı bulup, ben şu falan şey çıkıp koydum o, o şengi indim ben bunu da kılış gerek deyişke hiç kime hakkı yok. Dünyada hem ahirette hem. Ben falan şeyle namaz okudum, beni kesel kılmaz diye kereye diyor muyuz? Kesel kılı uğradı. Ben hayri ihsan kılı yapmam, beni malumge talafat etmez diye kereye diyor muyuz? Yeti uğradı. Bu sınav olmaz.
Bende fakat Allah subhanahu ve teala'ya bende sıfatı kul sıfatı da amel kılın. Allah için. Ve birer ta ameliye, birer ta nersiye haklı bulamaydı aslı. İlla Allah Teala onu irkeletip, onge acr-ı mükafatı vada kıladı. Cennete kirgen de hem kıyan amelleri izge, mene şunun çesizge derece edip, mektep, köyünü kütarıp koyadı. Ama haklilik yüzeslenmez, belki Allah'ın uzunluğunu fazladan bulundu. Lekin o şey aldı birdini, surette aldı birdi bulup görüngen şu amellerini Allah Teala ticaret deb atadı. Bu ticaretini lentebur, kesat bulmayı digen ticaret deydi. Çünkü adeta her kandeyi ticaret kesat tapış mümkün, her kandeyi ticarette ziyan buluş mümkün. Fakat Allah bilen bugün ticarette ziyan bulmaydı. Çünkü Allah Teala'nın mülkü çeksiz, adette ticarette kesat demeden keledi zarar. Adette ya acizlikten keledi, ya vaadege hılaftan keledi. Allah Teala acizmez kadir, vaadesege hılaf kımaydı. Şunun için Allah bilen bugün ticaret hiç kaçan kesat köçülemeydi. Ben de zerrece kıyan yakşiliği itibardan kalmaydı. Miskale zerretin degen mi Allah? Şu malını, balasını ağır içelik eğer bir kişi yakşilik kısa onu kör ediyor. Allah Teala hem birer tanesini özünü nigahından kaçırmaydı ve birer tanesini cevapsız koymaydı. Şunun için Allah bilen bugün ticaret kesat bulmayı degen ticaret bulmayı. Biz bundan düşünemiz ki demek tilavatlarımızdan, namazlarımızdan, infaklarımızdan fakat Allah subhanahu ve ta'ala'dan yine cevap kutuşumuz gerek. Ben infak kıldım, falan için yakışıklık koydum, uyan menge yakışıklık kırış gerek, ya ki beni etkenimi kırış gerek deysek demek biz ticaretini Allah bilen kılmayı yapmayız, adamlar bilen kılmayı yapmayız. Ben namaz okudum, ben ibadetliyim, adamlar beni hürmet kırış gerek deyse, ya ki ben ilim okudum, adamlar beni hürmet kılış gerek deyse, o ticareti adamlar bilen kıl yaptı, Allah bilenmez. Ben tilavat okudum, Kur'an okudum, onge falan falan derseler buluş gerek menge. Ben ustaz mı, menge püstan derseler buluş gerek deyip, hakdarlık talep kısa, o ticareti adamlar bilen kıl yaptı, Allah'a alakası yok onu. O işlerden aladı, nümase. Allah'ın aldığı hiç derse verilmedi o adamı. Kimi ki amelide ticaretini, amelide akıdını, bitimini Allah bilen kıyam olsa, o şeyini ticareti Allah bilen buladı. O şey ticaret yine kesat tapmaydı. Ona Allah'dan, Allah için kılın ediyen amelini, ticaretini başkaya bağla, başka bilen kıl ediyen olsa, mukabilde o şunu ne aladı? Allah Teala'ya onun alakası bu muydu? Mutlaka. Hiçbir amelde. Allah Teala ticaret de ateşliğe bahis hem şu. Allah Teala bilen ticaret kıyan adam o ticaret ki onu sıkıştır ediyor Musa Allah onu ticaret bilen özünü ulaştır edi. Ticarete lentebur kesat bulmayı diyen ticaret fakat Allah bilen bulur. Çünkü Allah'dan başka her kimde acizlik yetişi mümkün, vaadege hılaf yetişi mümkün, ya ki bilimsizlik buluşu mümkün. Kıyan yaşlıgız bilmesi mümkün. Ama Allah Teala miskale zerre, zerrese bir yaşlılık hem İlmeden kaçırmaydı, nikahıdan kaçırmaydı, cevabını kaldırmaydı. Şunun için Allah bilen bugün ticaret, hakiki ticaret buladı, kesat bulmaydı yani ticaret buladı. Közümüze emelleri de hem, tilimize emelleri de hem, kalbimize emelleri de hem, aklımızın emelleri de hem, bir nasihatla okuşumuzda hem, hemmesi de ticaretimiz fakat Allah bilen buluş gerek. Şunda yine emelimizden hakiki, mukabil ala alamız. Ticaretini kesat bulmayı digenige, fakat rivajlanı digenige ve kette dereceler, yani öte kette mukabil gene iyi olamız şimdi inşallah. Hazreti Osman etkenleri dik, ben 11 evardan hem köpüge bir vardım digerler, kervarların. Yani Allah Ta'ala'nın uzuge birdim digen manada paydasını. Paydasını 11 evardan köpüge de etkenler. Şimdi Allah Teala dedi ki liyuvfiyehum ayet ikinci ayette ularga ecirlerini tola kılıp berişi için vafa degenini bir narsanı tügel kılıp mükemmel kılıp öteşine aytadı. Ecirlerini tola kılıp berişi için ve öz fazliden ularga koşumça hem kılışı için. Yani bu
falan narsa qilishi uchun degani bu sabab aytish, ya'ni falan narsa bo'ldi, falan narsa bo'lishi uchun degan. Bu nimaga sabab bu? Ta'lil deb qo'yamiz biz. Nimaning illatini aytayapti Alloh desa, amallarini va umidlarini aytayapti. Amallari Allohning kitobini tilovati, namoz o'qish, infoq qilish, bular misollar xolos. Umidlari yarjuna tijara, kasod bo'lmaydigan tijorat. Ular shu amallarni qiladilar va kasod bo'lmaydigan tijoratni umid qiladilar. Nima uchun? Toyinki Alloh ularga ajrlarini to'la qilib berishi uchun. Demak, kishi bu amallarni qilmasa, yoki bu amallarni qilsa-yu, kasod bo'lmaydigan tijoratni qasd qilmasdan odamlar bilan, boshqalar bilan tijoratni qo'yadigan bo'lsa, bu amallar orqali u odamga Allohni ajr va'dasi yo'q. Liyuwaffiyahum ujurahum degi ajr jazoga o'xshagan narsa. Jazo muqobilni jazo deyiladi. Har qanday muqobil jazo bo'ladi. Yaxshilikni muqobili ham jazo deyiladi arab tilida. Yomonlikni muqobili ham, ya'ni evaziga, muqobiliga bir narsa qilsangiz, bir narsani qarshisida bir narsa qilsangiz, bir narsa berilsa yoki shu muqobil deyiladi, buni jazo deyiladi. Mutlaq muqobil, mutlaq bir narsani qarshisiga berilgan yaxshilik yoki yomonlik jazo deyiladi. Ammo belgilab qo'yilgan bo'lsa, u ajr deyiladi. Masalan, Qur'oni Karimni tilovatiga har bir harfiga bitta hasana dedilar. Va har bir hasana 10 barobar yoki undan ko'paytirib beriladi dedilar. O'lchab belgilab qo'yilgan muqobilni ajr deyiladi. Mutlaq umumiy muqobillarni jazo deyiladi. Alloh taolo bu yerda ajrni, ajrlarni mukammal qilib beradi degan nima degan? Haligi bandalarni erkalatib, falon amalni qilsang falon ajr, falon amalni qilsang piston narsa beraman degan belgilab qo'ygan mukofotlari bor edi-ku, o'shalarni butun qilib beradi. Bu yerda bu amallarni orasidagi eng o'sha savobi ko'pi tilovati Qur'on. Chunki tilovatda har bir harfiga ajr olinadi. Namozda ham eng ko'p savob hosil qiladigan amal tilovat bo'ladi. Bizning mazhabda Hazrat Imomni nazlarida shu. Hazrat Imomni nazlarida qiyom afzal, tika turgandagi qiyom afzal sajda rukudan. Sajda ruku ham ularda ham fazilati bor, ular ham o'zini ajri bor. Lekin solishtirganda sajda uzun bo'lsinmi, qiyom uzun bo'lsinmi desa, Hazrat Imom aytadilarki, qiyom uzun bo'lsin, chunki qiyomda tilovat bor, Allohning kalomi o'qiladi. O'shuncha uni ajri ko'p deydilar. O'zlari ham qiyomda uzoq turganlaridan qoziq degan laqab olganlar. Kechasi bilan turib namoz o'qiganlar. Demak, bu uchala amal, bu yerda zikr qilingan amallarning orasidagi eng ajri ko'pi tilovat bo'ladi. Namozda ham ajrni eng ko'p hosil qiluvchi qismi qiyom, ya'ni tilovat bo'ladi. Chunki tilovat qilganda biz doim qaytib-qaytib aytamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim desiz, bitta savob olmaysiz. Bi alohida hasana, bis 20 ta hasana, bis mi 30 ta hasana. Har bittasi undan ko'paytirilib beriladi, 10 dan 700 va undan ko'pgacha. Bandaning muhabbati va ixlosiga qarab. Eng kami 10 ta. Bis mi desiz, o'zi 30 ta hasana qilgan bo'lasiz, 30 ta amal qilgan bo'lasiz go'yoki. Bitta amal emas, 30 ta solih amal qilgan bo'lasiz. Ana shu belgilangan ajr deyiladi shuni. Belgilangan muqobil deyiladi. Belgilangan muqobil shularni ajr deyiladi. Ana shularni Alloh taolo ularga to'la qilib beradi. Va yazidahum min fadli fazlidan yana qo'shimcha qilib beradi. Fazl muqobilsiz berilgani. Muqobil sifatida berilgani ajr. Ya'ni Alloh o'zi u ham fazldan asli o'sha belgilab qo'yishini o'zi fazl. Siz bismi desiz 30 ta hasanani belgilayotganini o'zi ajr. O'zi asli fazl shu. U ajr muqobil belgilangan ajr, lekin siz haqli bo'lib unga ega bo'lmaysiz, balki fazldan shuni belgilab bergan. Lekin belgilab berganini ustiga qo'shimcha qilib hisobsiz yana berishi fazl bo'ladi yana. Chunki fazl odatda ajrdan farq qiladiki, u muqobil qo'yilmagan bo'ladi. Ajr belgilangan bo'ladi, fazl belgilanmaydi, u Alloh o'zi biladi uni, uning chegarasi bo'lmaydi uni. Alloh taolo aytadiki, fazlidan qo'shimcha qilib berish uchun tijoratni kasod bo'lmasligi shunda. Siz mana u ishni qilsam 1000 so'm tiksam 1000 qolar ekan desiz,
birdaniga 10 ming kelib qolsa qanaqa xursand bo'lasiz? Endi siz 10 ming ga ham o'zingizni yo'qotib qo'yadingiz, siz bir narsaga pul tiksangiz 10 barobar unga mukofot olasiz, muqobil olasiz. Endi agar chegarasi bo'lmasa-chi, o'sib ketaversa-chi, u inson undan har qancha bir xursand bo'lsa arziydi, inson juda katta yutuqqa erishgan bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bu va'dasi shu, ya'ni amallaringizga ajrini belgilab berib qo'ygan ajrlarim bor. Payg'ambarlarim orqali xabar qilganman, belgilangan ajrlar bor. Ularni to'la beraman, qo'shimcha yana ziyoda qilib beraman. Uni chegarasini Allohdan boshqa birov bilmaydi. Farishtalar ham bilmaydi. Farishtalar ham ajrlarini biladi. Chunki belgilangan uchun biladi uni. Ammo fazlini hech kim bilmaydi uni. Na payg'ambar biladi uni, na farishta biladi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi kimga Alloh taolo qanday fazl ko'rsatishini. Chunki Alloh zul fazlil azim, buyuk fazl egasi, uni chegarasi yo'q Allohning fazlini. Demak, o'zi fazl so'zi aslo ortiqcha degan. Ya'ni ortiqcha bo'lgan narsa, shuning uchun biz afzal deymiz. Falonchi falonchidan afzal, ya'ni undan ortiq joyi bor degan. Fazl demak belgilangandan ortiqcha, qo'shimcha, muqobilsiz beriladigan ajr mukofot va yaxshiliklar. Alloh taolo uni ziyoda qilib beradi, qo'shimcha qilib beradi. İnnehu gafurun şakur. Allah Teala uzunu sıfatlaydı ki bu kaydan geldi bu ticaret. Dese Allah Teala o siz ticaret kıyan zat şundayı zat uzu dedi. O Allah gafurdur. Daimi keçir uçudur. Şakurdur. Amelini, mukabilini ziyadesi bilen koşup köpeytirip beri. Degen. G'afurligi nima uchun zikr qilinyapti? Bu yerda gunoh yo'q-u desa, aytiladiki, agar banda yaxshilik qilsa-yu, yaxshi amal qilyapsiz, yonida gunoh ham bor. Yaxshi amal qilyapsiz, amalingizda nuqson ham bor. Asli masalan biz o'zimizni bunda o'ylab qarab gunohsizga o'xshaymiz. Lekin amalni noqis qilishimiz ham gunoh. Namozda xushu ketishi ham gunoh. Sajda qilyapmiz, sajdamizda xushusiz boshimizni egishimiz ham gunoh. Qalbimiz boshqa yerda turib, tilimiz boshqa gap aytishi ham gunoh, hammasi gunoh. Faqat Alloh taolo o'shalarni kechirib oladi. O'shuning uchun g'afur deyapti. Alloh kechiruvchidir. Banda agar harakat qilib tursa kechiradi. Tavba qilib tursa kechiradi. Men zo'r qildim desa kechirmaydi lekin. Men namozni qoyillatib qo'ydim, men tilovatni qoyillatib qo'ydim desa, undagi xatolar kechirilmaydi. Lekin banda amalni qildim, Parvardigor qo'limdan kelgancha kamchiligini kechir deb tursa, amalini butun qilib qabul qiladi. Butun bo'lmasa ham. Xushusini, xushusi ketganidagi gunohini kechiradi. Tilovat asnosidagi ixlosi noqis bo'lib qolgan bo'lsa, uni kechiradi. Infoqda, xayriya ihsonda baxillik qilib qo'ygan bo'lsa, ozgina uni kechiradi. Va hokazo. Bandani amallaridagi nuqson ham gunoh hisoblanadi aslida, chunki Alloh taoloning haqqini ado qilmayotgan bo'ladi u. Banda sifatida o'sha amallarini kamchiliklarini kechishi bitta g'afurligidan. G'afurligini bir ko'rinish. Yana biri banda odatda yaxshi amal qiladida gunoh ham qilib qo'yadi tashqarida. Namoz o'qiydi-yu, keyin ko'zidan yoki tilidan gunoh sodir bo'ladi. Yoki qalbidan gunoh sodir bo'ladi. Natijada haligi amallar habad bo'lib ketadi. Illa Alloh o'sha gunohlarni yashirib kechiradi. Keyin haligi amallar butun qoladi. Bo'lmasa, qilgan yaxshiliklarimizni o'zimiz yuvib tashlashimiz juda oson bo'ladi. Biz ko'pincha shunaqa qilamiz o'zi odatda. Ko'pincha amallarimizni o'zimiz yuvib qo'yamiz. Yaxshilik qilamizda minnat qilib qo'yamiz. Yoki undan bir rahmat kutib qo'yamiz birovdan. Namoz o'qiyimizda riyo qilib qo'yamiz. Tilovat qilamizda yana boshqa ko'nglimizga bir narsa kelib qolishi mumkin o'zimizni noqisligimizdan. Mana bu holatlarda Alloh taolo bandani kechirishi shu g'afurligida. Nima uchun g'afurligini zikr qilyapti Alloh taolo? Agar Alloh g'afur bo'lmasa, u belgilangan ajrni ham ololmaysizlar aslida. G'afurligidan kechiradi gunohingizni. Bu amalingizdagi nuqsoningizni ham kechiradi. Gunohingiz amalingizni yuvib yuborishidan to'sadi.
amelinizin nakus halette rad kılınışından tosadı. Ana şu gafurligiden keyin şakurlik kılıp o şey amelinizin mükafatını köpeytirip beredi. Deyip Allah Ta'ala şundey vasıf kıladı. Demek Allah Subhanehu ve Ta'ala'nın haslengen bendelerden buladı Kur'an tılavatı kılıyken kişi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin fazileti degen babga dair cayı ayet-i kerimeden yetlûne kitâballah Allah'ın kitabını tilavet kılediler degen cümlesidir. Ayet-i kerimenin kıskaça tefsiri şu, biz her bir sözü tuhtırgenimiz yok. وَرُوِيْنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Sizlerinin en yaşınız Kur'an-ı Kerim'ini örgenip onu örgetgeninizdir. Ravahu Abu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim el-Bukhari fi sahihihi ellezî huve asahhul kutub ba'del Kur'an. Bu hadis-i şerifini Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim Bukhari yani İmam Bukhari üzerine sahihlerde el-Cami'u sahih'te rivayet kıyarlar. O kitap Kur'an-ı Kerim'den kengi en inançlı, en sahih, en doğru kitaptır. Bu hadis-i şerifte Osman ibn Affan radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük bir mananı bizge aytadılar. Birinciden hayrukum deyip siz en yaxşınız deyiptiler. Kimge aytayaptılar? Bütün insaniyetke mi? Yoki Araplarga mi? Yoki sahabalarga mı? Ümmetlerge et yaptılar. Ümmeti İslam'ga et yaptılar. Ümmeti İslam halbuki hayru ümmetin uhricet linnas. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Adamlar için çıkarıp koyulgen en yakşı ümmet sizsiz degen Allah. Bizning ümmet. Yani ümmeti Muhammediyen. Şu ümmet yani kişi yoki bir millet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet buluşunu özü bilen başkalardan yakşı okuladı. Şimdi o şey yakşı ümmetinin hem içindeki en yakşıları var. Hayrukum'dan Murat bir yerde yakşılardan bittesmez. Belki en yakşınız demekçiler. En yakşılarınız demekçiler. Çünkü hayır ahyar manasını hem beledi. En yakşı degen manasını hem beledi. En yaxşılaringiz deyirler. Nimada yaxşı o? O mesela görünüşte yaxşı mı o? O yani ki baxtiyarlıkta yaxşı mı o? Yok, o adam insanilikte yaxşı, adamilikte yaxşı, bendelikte yaxşı. En yaxşınız kim? Dese Allah Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etiyorlar ki Kur'an-ı Kerim'ini örgenip örgetkeninizdir. Biz organı burgetiş deyip tercüme kılgen söz, ilimden, ilim sözden alingen, taalleme ve alleme sözler. İlim nime? Degen soru tuğuladı. İlim, bir nerseni vakıda kandayı bulsa, uşandayı idrak etiştir, delil esasıdır. Mesela kitabını görüp siz defter diye boylasanız ilim bu muydu? O vakıda o kitap o. Onu siz kitap de bilseyiz, o şey biliminiz ilim olur. Şunindek, o siz de, kitabını defterden acilatı bu kitap deyip durgen peytinizde, kimdir gelip, ya bu kitap mas, bu defter dese, şuna kalma edip ikilerine digen bu siz, cazm bu masa, o ham ilim bu muydu? Cazm nimeden kep çıkadı? Cazm, sizde delil, hüccet bulsa şundan sizde cazim katiyet gibi çıkardı. Siz kat'i ravuşta bu kitaptır diye alırsınız. Şunda yine siz kitap hakkıdaki biliminiz ilim, ilim değil. Delil bilen bu gene siz gözü bilen görüşünüz. Gözü bilen uçtaşınız. Ya ki şimdi okşigen akli yani ki hissi deliller esasında bir neseniz siz anık vakıydı. Kan diye bulsa öşen deydi bilesiz bu. O şey ilim değil. Demek vakıydı kan diye bulsa öşen deyip biliş ilimdir. Kur'an-ı Kerim'ni örgeniş degende taallame. Demek Kur'an-ı Kerim'ni Kur'an-ı Kerim kan diye bulsa şun diye örgeniş ne tekaza kıladı bu söz.
Qana qilib bo'lsa ham Qur'onni o'rganish emas. Qur'onni nima qilib bo'lsa ham o'rganish emas. Ya'ni u masalan xato o'qiyapsiz. Alhamdu. Alhamdu deyapsiz. O'rganish emas u. U voqeda alhamdu hau. Uni ha degan paytingizda Qur'onni o'rganayotgan bo'lasiz. Uni alhamdu deydigan bo'lsangiz Qur'onni o'rganayotgan bo'lmaysiz. İlm olayotgan bo'lmaysiz. Qul huvallohu desa qul desiz kul deydigan bo'lsangiz u ilm olayotgan bo'lmaysiz Qur'onda. Yani Kur'an-ı Kerim'in manalarını örgeniş hem kiredi. Bu Kur'an-ı Kerim'in örgeniş sözünü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ilim sözünü kirgizgenlerini bayisi buyurdu. Kur'an'ı okutup okutgenler, okup okutgenlerinizdir demediler. Okuşunu uzun etmediler. Belki örgeniş dediler. Bunda Kur'an-ı Kerim'in tilavatını örgeniş hem kiredi. Tecvidini örgeniş hem kiredi. Manalarını, lügatlarını örgeniş hem kiredi. Uni ortidagi ma'rifatlarni, ma'no mazmunlarini o'rganish ham kiradi. Fiqhiy ahkomlari ham kiradi, aqidasini o'rganish ham kiradi, tarbiyasini olish ham kiradi, tarixini o'rganish. Qur'onga doir hamma ilm kiradi. Qur'onga doir qaysiki ilmni o'rganib o'rgatsa kishi mana shu hadis sharifga tushadi. Endi ko'proq birlamchi o'rinda Qur'oni Karimni har qanaqa ilmga kirishdan oldin birinchi bo'lib tilovat o'rganish kerak bo'ladi. Chunki doğru okumayan adam doğru düşünen miydi? Şimdi çünkü Kur'an-ı Kerim ilimlerinin birincisi onu okuşunu örgeniş bulan. Yani okuşunu örgen maksı bulsak eğer hâne hâ deyip etsek, âne â deyip etsek, şimdi örgensek, şimdi Kur'an-ı Kerim'in vakıyda kan deyip olsa şimdi örgenekken bulamış. Yani tecvid bilen örgensek. Tecvid bilen örgensek Kur'an-ı Kerim vakıyda kan deyip olsa tılavatı o şimdi örgenekken bulamış. Eğer biz tecvidden çıkıp tecvidini bozup örgenedigen bozuk ya ki örgetedigen bozuk biz Kur'an örgedim örgenip örgetiyekenlerini bana bu hadis-i şerifteki faziletini hasıl kılalmıyız. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam teallame demektir. Halbuki ilim alış örgeniş biz etkenimizdik vakıyda kan diye bozsa şunu da idrak etiş bilen bulan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den tefsirini oku yaptı bir kişi ya ki manasını eti yaptı ya ki ondan bir ayet iktibas kılı yaptı. Kur'an-ı Kerim'in maksadından çalgısı eğer o hem Kur'an'ı örgeniyken ya ki örgeteyken bu meydan. Kur'an-ı Kerim'in manasını vakıyda kan diye bu sözünde ifadele biri almasa o hem Kur'an-ı Kerim'in örgeniyken örgeteyken sefeye kiral mıydı. Bu bizge Kur'an-ı Kerim'e bugün ilimlerde, Kur'an-ı Kerim'e dair bugün ilimlerde. O da dakik karışımız. O da ihtiyat buluşumuz. O da ciddi karışımız ne tekaza kıladı. Aks halde biz Kur'an'ın örgeni burge tuğçelerini safiye, en yakşı ümmetini safiye kiralmaya kılamız. Aksinçe günahkar bulup çıkardığın sonunda. Kur'an-ı Kerim'in örgeni teallemi ve allemi başka bir örgetiş. Bu hadis-i şerifinin fazileti şundaki Müslüman ümmetini madem Kur'an-ı Kerim'e bağlanırken en evzeli bulup kalışını imkanını bilir. Çünkü adam eğer etselerdir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam en yahşiniz Kur'an'ını örgütüsü ustazlardır degende ustazlık derecesi ki yetip o günse biz en yahşi bulalmazdık. En yahşilerden bulalmazdık. Biz elif, ba de başlaşımız bilen en yakışık kişilerden buluş ki bizde imkan payda oldu. Bu Allah'ın fazlından. Kur'an-ı Kerim bilen eğer Müslüman ümmeti kança kub ben bulsa şünce onlar yakışık bulup var. Bu yerde Kur'an-ı Kerim'in örgeni ve örgetkerleriniz en yakışıklarınızdır diyenleri de en yakışık buluşunu Kur'an-ı Kerim'in örgetiş, örgetişke bağlayıp koydular. Bu degeni örgeniş derecesi kança bulsa yakışıklık derecesi şünce olur degeni. O'rgatish, o'rgatish darajasi qancha bo'lsa, yaxshilik, afzallik darajasi shuncha bo'ladi degan. O'rganish va o'rgatish qancha vaqt davom etsa, afzallikka qarab shuncha vaqt yurgan bo'lasiz degan. Demak, bu afzallikda ham darajalar bor. Kimdir qanchadir o'rganib, qanchadir o'rgatsa, qanchadir yaxshilikka erishgan bo'ladi, qanchadir afzallikni qo'lga kiritgan bo'ladi. Undan ko'ra ko'proq o'rgatib, ko'proq o'rgangan kishi undan ko'ra afzallikka ko'proq erishgan bo'ladi. Bu hokazo. Bu hadis-i sharif bizga Qur'oni Karimga
ko'p bog'lanishimiz kerakligi Qur'oni Karimni o'qish va o'qitish fazilatiga dalolat qiluvchi eng mashhur hadislardan bo'ladi. Biz har qancha Qur'oni Karimga ko'p vaqtimizni ajratsak, arzishini ko'rsatadi. Yana hadis sharifda keladiki, an Aisha radhiyallohu anha qolat. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Allazi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a as-safarati al-kirami al-barara." والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنها دان رواية قلنجا حديث رسول أكرم صلى الله عليه وسلم يتدلر كي قرآن كريمنا ماهرانا أقيان كشي mahrani okuyduğun kişi ezgu ve mukarrem elçi yani ki katip feriştelar bilen birgedir. Kur'an-ı Kerim'ni okuyduğun onu kinelip okuyduğun. Kur'an onge kıyım bulgen kişiye bosa iki acır vardır. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kılışken sahihlerde. Bu hadis-i şerif hem Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinden delalet kıladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın rahmetlerinden delalet kıladı. Ve Kur'an-ı Kerim'nin faziletinden delalet kıladı. Ayetler ki Kur'an-ı Kerim'ni okuyan kişi ve huve mahirun bih mahirane mahir bulgen halde okuyduğun. Maharet böyle okuyduğun diye. Maharetten murat buyurdu. Nimede maharet? Kur'an-ı Kerim'ni tilaveti de mi? Tafsiri de mi? Nimesi de. Ya ki mesela içtihadı de mi? Mukabilede Kur'an'ını okup tili kelevlene digen, kinele digen adam deyip ayçilerden ve Kur'an-ı Kerim'ni yakıraul Kur'an okuydiler, okuydiyen kişi deyip ayçilerden bu yerdeki maharet, tilavetteki maharetini nazarda tükerlerini kürset edin. Kur'an-ı Kerim'e mahirlik bu hadis-i şerifte mahir diyekken peyde tilavatiye Kur'an'ı okuşken mahir adamı nazarda tutken buladılar. Yani Kur'an-ı Kerim'ni güzel ve çırali mükemmel surette tilavat kıladiyen adam. Kur'an-ı Kerim'ni okuluşu uzge has cihetleri var. Bazı cihetleri biz tecvidini örgen edigen bu şey tecvidini ekser hükümleri asli Arap dilinin telaffuz kaideleri. Asli bu hadis deyem var, başkası deyem var. Asli Arap dilini esasi kaideleri ve bazı kaideler var Kur'an-ı Kerim'in özüge gene has. Ne hadiste ne başka metinlerde o kullanmaydı. Şunun de Kur'an-ı Kerim'in yine özüge has vakıf iptida ve başka kaideleri hem var. Bana bu hemen kıraat kaideleri, tilavet kaideleri buladı. Şunlarda kişi mahir bosa, mahirlik bir ilimini yaxşı egallab onda yetük meleke hasıl kılıç bilen gene hasıl bulur. Demek Kur'an-ı Kerim'ni çıraylı ve tügel tarzda tilavet kıla aladigen kişi, maharet bilen tilavet kıla digen kişi deyip etebilirler. O adam kim buladı deyse etebilirler ki sefara, sefara degeni sefir yani elçi degeni. İlçi periştiler yani ki katıp degen manasiyen var. Katip ferişti, katip digenimiz yani yazıcı, bendelerini, emellerini yazıcı periştiler. Yani bu sefarani iki kıl düşünemiz. Sefirini, küpligi, sefir, sefara. Kafir, kefara bu gendik. Facir, fecara bu gendik. Sefir, katip digen, yazıcı digeni. Şimdilik elçilik manası ham var. Ana şu elçilik kıl edigen, yani ki katiplik kıl edigen ferişteler bilen birgedir. Bu farişteler mükerremdürler, kiram, ali cenab, ali hılkat ve berara ezgü ahlakları güzel. Kiram, onların hılkatıdaki kemalattan. Bir, beraranın manası, hulkdaki ali cenablikten. Yani hılkatı da hem ali, hulkı da hem ali bulgen. Allah Subhanehu ve Teala'nın khas ferişteleri bilen bir gelir. Özü her kendi ferişte bilen bir gelip bu seyreden bulardı.
ma'al malaika deb qo'ysalar ham, farishtalar bilan birga deb qo'ysalar ham bo'lardi. Lekin u umumiy farishtalar bilan emas, balki xos o'ziga xos axloqi, xilqati va maqomi bo'lgan, vazifasi bo'lgan farishtalar bilan. Nima uchun o'sha elchi farishtalar yoki kotib farishtalar bilan desa, kotib farishtalar Allohning amrlarini yozuvchilardir. Qur'oni Karimni o'quvchi kishi ham Allohning maktubini o'quvchi kishidir. Kotiblarga o'xshashi shu jihatdan. Yoki elchilik ma'nosini oladigan bo'lsak, Qur'oni Karimni o'qib o'qituvchi kishi Allohning elchilarini vazifasini qilayotgan bo'ladi. O'shaning uchun elchi farishtalarini darajasida bo'ladi. Ular bilan birgadir degani qanaqa birgalik bu? Ular birga yashaydi deganimi? Yoyinki darajasi o'shlarni darajasiga o'xshagan bo'ladi deganimi? Yoyinki oxiratda ular birga bo'lishadi deganimi? Bu maqomda birgadir degan. Allohning huzurida darajada birgadir. İnşallah oxiratda ham birga bo'lishi mumkin, dunyoda ham ularga oshna bo'lishi mumkin. Oshna bo'lishi mumkin, ammo asosiy mazmun darajatda birga bo'ladi degan. Bu o'ta yuqori sharaf bo'ladi. İkinci adam, bu endi mohir qorilarga berilgan va'da. Mohir qori degani bu faqat ovozi chiroyli emas, bu yerda asosiy qiroatdagi mohirlik aytilyapti. İkinci adam bor, u odam Qur'onni o'qiydi-yu, ya huwa yatata'u fi. Tili kalovlanadi. Qiynalib o'qiydi. Talaffuz qilishga qiynaladi. O'sha tilovatni, qiroatni go'zal qilaman desa, mehnat qiladi-yu, kelishmaydi tili. Mana bu odamga va huwa alayhi shaq, u odamga Qur'on qiyinlik qiladi. Lahu ajran, unga ikki ajri bor. Bittasi tilovatining ajri, ikkinchisi qiynalganining ajri mukofoti. Demak, qiynalib o'qiyotgan kishiga hadis sariflarda kelgan har bir harfga beriladigan hasanotdan tashqari yana ajr berilar ekan. Qiynalib o'qiyotgan kishining har bir harfiga ajri bor. Qiynalmasdan o'qiyotgan kishi bilan bir xil. Lekin qiynalayotganiga qo'shimcha ajr beriladi deyaptilar. Bu bilan u odam mohirdan afzal bo'ladimi desa yo'q. Mohirni ajrini aytmadilar. Balki mohirni darajasini aytdilar. U daraja baland daraja. Ammo qiynalgan odamga ham qo'shimcha ajr borligi bilan uni mukofotlanishini aytdilar. Chunki mohir ham mohir bo'lguncha qiynalgan bo'ladi. Bu hadis-i şerif, Kur'an-ı Kerim'e mahur bulgen kişiler farişteler derecesinde buladı. Ali makam farişteler derecesinde buladı. Mahur bugünce ki, mahur bugünce her bir hareketi Allah'a da acil aladı. Çünkü mahur kişi doğru. Mesela kimdir maharetini asan kesip kıladı, kimdir kıyırra kesip kıladı. Lekin hemen mihnet kıladı. Hatta Arap ham. Qiynalgani sari kişi acil köpeyedi. Qachon ki mahorat darajasiga yetganda keyin u farishtalarning maqomida bo'ladi. Bu ham Qur'oni Karimni tilovati ummat uchun baxt saodat ekan. Qarang, mohir bo'lsa ham bir martaba boshlang'ich alif baga ham bir alohida ajr bor. Alif ba deysiz bilan Qur'oni Karimni tilovatiga kirishar ekansiz. Sizga qiynalganingizga ham alohida ajr berilish boshlaydi agar qiynalayotgan bo'lsangiz. Mana bu hadis-i şerif ham bizni Qur'oni Karimga bog'lanishimizni taqozo qiladi. Afsuski biz hozir bizning ummat Qur'ondan uzilib qolgan ummat. Patoda o'qib qo'yadi, o'likka savob bo'lsin deb, bir yig'inda baraka bo'lsin deb o'qiydi. Boshqa vaqt Qur'ondan uzilgan. Tilovatidan ham uzilgan, ma'nosidan ham uzilgan, amalidan erta qachon uziladi bulardan uzilgandan keyin. Qur'on ummati deb ataladigan darajada Qur'onni bizda simosi, Qur'oni Karimning bizda hayotimizda o'rni qolmagan afsuski. Shuning uchun eng yaxshi ummat bo'la olmayapmiz. Demak, biz ana shu o'zi eng yaxshilikka o'zimizni aslimizga qaytishimiz kerak bo'ladi. Qaytguncha bo'lgan har bir harakatimizga Alloh taolo ajr beradi. Demak, mana bu hadis sharif ham hammamizni Qur'oni Karimga bog'lanishimizni taqozo qiladi va har qancha qiyinchilikni ko'tarishimizga arzishini ko'rsatadi Qur'oni Karim. Demak, bu hadisni taalluq topishi bobga bob
Kur'an-ı Kerim tilaveti fazlaydı. Ayet-i Kerime de onu maktardı. Ve talim veriş cümlesi tilavetin talim veriş hem kirgeni için en yakışılar İngiliz Kur'an'ı örgüt uçular degen hadis getirildi. Bundan ki o şey tilavetini fazla uçun tilavette mahir buluşunun derecesini mi yok? Tilavette kıyneleştiğin acizini mi? Şu hadis getirildi. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم إمام مسلم وإمام بخاري رواية قلقان حديث الشريف لرده Hadis şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dediler ki Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Kur'an okuyor diyen mümin utruccege okşaydı. Hidi hem şirin, tamı hem şirin. Kur'an okumayı diyen mümin bulsa hurmage okşaydı. Hidi yoku, tamı şirin. Kur'an okuyor diyen münafık bulsa reyhange okşaydı. Hidi şirinu tamı açık. Kur'an okumayı digen münafık bulsa hanzalaga okşaydı hidi yoku tamı hem açık. Uşbu hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam misaller kirtirdiler. Adette insan kıs azaları bilen yani göz, görüş, iştiş, tam biliş ve bilen, kol bilen siziş, tene bilen siziş gibi azaları bilen algan ilimleri insanda bedihi, yani tabii ve yakini ve anık ilim buladı. Ve adamlarını hısge yakırra buladı bu malumatlar daim. Ama mevhum manalar, mücerred manalar diyemiz hem idrak kılalmaydı, idrak diyen kişi daima tasavvur kılalmaydı. Hem eğer maddi düşüncelerge ya ki maddi nesnelerge takkaslense şunda mevhum düşünceler hem yani akli düşünceler hem asan engleşiledi. Ana şu üslubunu kolla yaptılar Resulü Ekrem aleyhisselatü vesselam. Bizde mesela uzumuzda yan bir gebbar mesela etledi ki zimmemde tağdik karzım var dedi. Ya ki falan iş tıkıldım, yelkemden taht düştü dedi. O özü katta gamım gitti demek için. Ama şu katta degen sözünü etkenden göre taht yelkemden düşken diye bu dediyse tasavvurga yakırrak ve ifadesi güçlüyrak buladı. Bana şu üslubdan faydalanan yerler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam. Etepliler ki mümin ki Kur'an okuyor degen mümin. Ötürücüge okşaydı. Ötürünce hem deyişedi. Bu apelsinge okşagen, meyve bugün. Lige apelsinmez. Bazılar apelsin deyip, portakal deyip tercüme kıyken. Lige ona doğru bulad. Ötürünce özüge has hayvan. Mesela biz kakosuna kakos deyip alalımızı tercüme kılınmıyordu. Yani ki mandalini mandalin deyimiz. Apelsinge okşagen narsa deyip yangından koymayımız. Lige apelsinge okşarken deyip apelsin deyip almayımız onu. Belki onu mandarin o şey kaç diyarda kaç namlan çıkan bosa o şey namlan atı olamaz. Çünkü o şeyden oturucanı hem oturucu değiller de halas tercüme kılınmıyordu bu listeler. Apelsinge o şeyden meyve bugün postlağı hem faydalık, uzun kuş boyucu da hem ve tamı hem şirin. Mumun kişi Kur'an okuyor diyen mumun dediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Oturucuca okşaydı. Kur'an okuyor diyen mümin deyişlerden murat
mu'min bo'lishligi qalbida iymoni bor odam. Ya'ni islomga faqat zohirda amal qilib o'zini musulmon ko'rsatadigan kimsa emas, balki qalbida iymoni joylashgan odam aslida. O'sha odam Qur'on o'qiydigan mu'min. Endi Qur'on o'qiydigan mu'min deganlarda o'qiydigan deganlari qanaqa? Bir marta o'qiganmi, 10 marta o'qiganmi, 3 kun o'qiganmi? Desa, allazi yaqra'ul Qur'an deyishlaridan murod odatda Qur'on o'qib yuradigan odam, odatda Qur'on o'qiydigan odam. Ya'ni ko'p Qur'on o'qishni taqozo qiladi. U odam uturujjaga o'xshaydi. Uturujjaga nimada o'xshaydi? Albatta shaklda emas. Yonki vaznda emas, balki o'xshaydigan jihati ikkita. Xushbo'yligi va ta'mishirinligi. Nima uchun xushbo'yligi va ta'mishirinligi dedi? Uni o'zi asli, ya'ni toyib degani o'zi asli yoqimli degani. Biz shirin deb tarjima qilyapmiz bu yerda. O'sha uturujjani sifatlardan kelib chiqib, odatda shirin meva yoqimli bo'lgani uchun. Toyib degani ta'bga tushuvchi degani. Ta'bga tushuvchi yoqimli, foydali degani. Tayyibdir deganlaridan, ya'ni hidi ham yoqimli, foydali, ta'mi ham yoqimli, foydali. Mu'minni bunga o'xshatishi Qur'on o'qiydigan mu'minni. Uni asli o'zagi go'zal. Asli o'zagida yaxshilik bor. Shu bilan birga undan yaxshilik taraladi boshqalarga degan. Odatda ta'm mevaning ichida bo'ladi. Hid bo'y bo'lsa tashqariga ufuradi. Qur'oni Karim o'quvchini Qur'on o'qishi xushbo'ylik taratilishiga o'xshatilyapti. Mevaning xushbo'ylik taratishiga o'xshatilyapti uning tilovati. Odatda xushbo'ylik kishilarni xursand qiladi, xushnud qiladi. Ularga ezgulik taratadi. Ruhiyatni tozalaydi. Va odamlarga yoqadi. İnsanlarını celp kılar. Kur'an kıraatı hem şundey. Demek bu yerde Kur'an okuyduğun karını kıraatıdan başkalar hem menfaat aladı. Ondan fakat yaxşilik üfüredi diyenini kürsetedi. Endi mumin ki Kur'an okumaydı. Onun misali hurmağı okşaydı. Hidi yoku ama lakin ta'mi şirin hulu. Hulu degani shirin degani, toyib degani aytganimizdek yoqimli. Qur'on o'qmaydigan mu'min deganlaridan murod umuman o'qmaydigan umrida biror kalimani aytmaydigan degani emas. Yuqoridagini muqobili, yuqoridagi ko'p o'qiydigan odam. Bu odati Qur'on o'qish bo'lmagan odam. Yuqoridagi mu'min odati Qur'on o'qish bo'lgan odam. Chunki har qanday mu'min Qur'on o'qmay iloji yo'q, namoz o'qiydi. Namoz o'qiganda Qur'on o'qiydi, Qur'on o'qmaydigan, mutlaqo o'qmaydigan mu'min bo'lmaydi. Bu yerda iroda qilinayotgan ma'no Qur'on o'qish odati bo'lgan, Qur'onni ko'p o'qiydigan bilan ko'p o'qmaydigan o'rtasidagi misol. Tamsil bu. Bu ko'p o'qmaydigan odam o'sha zaruratga yarasha masalan namoz o'qiydi, boshqa qiladi, shu bo'yi Qur'onni Karimni o'qishga odatlanmagan. Bu odam xurmoga o'xshaydi. Ya'ni asli iymoni borligi uchun uni o'zagi tayyib, o'zagi yaxshi, asli ichi yaxshi. Ammo undan bir xushbo'ylik, ya'ni boshqalarga undan o'sha ezgulik yetmaydi. Qaysi ma'noda? Ya'ni iymon nuri taralmaydi go'yoki. Boshqalarga ta'sir qilish ma'nosida. Ya'ni zohir bo'lmaydi. Endi uchinchi misol, uchinchi shaxs, birinchi shaxs odatda Qur'on o'qiydigan odam, ikkinchi shaxs odatda ko'p Qur'on o'qmaydigan odam, uchinchi shaxs munofiqki Qur'oni Karimni o'qiydi. Ko'p o'qiydi ya'ni. U rayhonga o'xshaydi. Rayhonni ta'mi achchiq bo'ladi, ammo hidi shirin bo'ladi. Ya'ni uni tashqaridan siz yaxshi odam deb o'ylaysiz, tashqaridan unga bir undan ezgulik tuyasiz, ammo ichida iymoni bo'lmaydi. Bu yerdagi munofiqdan murod iymoni ichida bo'lmagan odam, ichida iymoni bo'lmagan odam. Yuqoridagi mu'minni aks. Tashida musulmon, ichida iymoni bo'lmagan kishi yoki shubhasi bo'lgan kishi. Shu ham Qur'on o'qishi mumkin. Munofiq sifat odamlar ham Qur'on o'qiradi.
Demek bu adamdan başkalarına bahre yetedi, tilovatidan. Ama o'zi açık bo'ladi. O'zini shaxsiga kirsangiz, shaxsidan Qur'on topolmaysiz. Yani onu zahiriden Kur'an'ı görürsünüz. Ama onu şahsiyeti de kalbi de Kur'an'ı tapalmayız. Bu adam münafık boladı. Bu adam Reyhan'a okşaydı. Reyhan'ın tamı nardan boladı, açık boladı. Ama lakin iyi de şirin boladı. Dörtüncü şahs, o ham münafık, lakin Kur'an'ı okumaydı o. O Hanzale'ye okşaydı. Biz dilimizde açık tarzı doğru geldi. Tamı ham açık hidiyem yok. Yani ondan bir yaşlılık zahırda hem görünmeydi. Batını içki alamada hem yaşlılık yok diye. Bu hadis-i şerif men kursatadı. Bu hadis-i şerif insanın fazileti iman bilen buluşu ve İslam esasen iman bilen kalpteki iman bilen izgulik aslı yaşlılık kalpteki iman bilen buluşu. Kur'an-ı Kerim yaxshida ham yomonda ham o'zining yaxshiligini yo'qotmaslik. Yaxshi o'qsa ham, mu'min o'qsa ham xushbo'ylik, munofiq o'qsa ham xushbo'ylik deganlari Qur'oni Karim kimdan chiqsa ham u o'zining fazilatini yo'qotmaydi. Qur'on Qur'onligicha qoladi. Qur'oni Karim hatto munofiqdan chiqqanda ham u o'sha Qur'oni Karim Qur'oni Karimligi bo'yi qoladi. Yani onu barakatı, hayrı buladı her kandayı halette degen. Elbette bu şimdi münafık bulu, Kur'an okusa bulu olarak degen manadımız. Belki Kur'an-ı Kerim'in fazlı üçün eğitildi bu. Kur'an-ı Kerim'in fazlı her kandayı halette yok almaydı degen mezmununu bildirdi. Şu bilen bizge zahiru batında içu taşı izyu Ali Cenab uluğ buluşunu istegen kişi imanı mükemmel ve Kur'an'a bağlanan buluşu gerekliğini kursetedi. Ve an Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal inna Allah ta'ala yarfa'u bihazel kelami akvamen ve yada'u bihi akharin ravahu muslim. Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki Allah subhanahu ve ta'ala bu kelam bilen Kur'an-ı Kerim bilen yani bir kança adamlarını kurtaradı. O u bilen başkalarını pesletedi. İmam Müslim rivayetler. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e bugün Kur'an-ı Kerim'e birgen hususiyetlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, muciz kelamı ve azali kelamdır. Bihazel kelamdan murat Kur'an-ı Kerim nezirde sürgen. Allah Teala'nın yerge asılgen erkanıdır Kur'an. Allah bilen bendelerini ortasını bağlayıcı, Allah'ını bendelerine tanıtıcı vasıtadır Kur'an-ı Kerim. Şunun için Kur'an-ı Kerim yeryüzüge düşürülgen eken, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onu insaniyetke yetkezgen ekenler, Kur'an-ı Kerim yetken ki cahide uzunu tesirini kursetmeyi kalmaydı. Kur'an-ı Kerim kirgen ki yetken ki cahide iki işten biri buladı. Allah o şu kelam bilen, kimler nedir kuteledi? O şu kelam bilen kimler nedir kuyu pes kıledi? Bu Kur'an-ı Kerim ne? İnsaniyet ortasındaki faalliğini kurseder. Kuterişini mi bilen buledi? Kuterişi bendeki birinci olup bunu Adem iyiliğini takdim kılışı bilen buledi. İnsaniyeliğini, aslini, güzel ahlakını, güzel hayatını takdim kılışı bilen bilen. Şu bilen birge onge dünyanın özüde berekat buluşu. İzaz, hürmet buluşu. Kur'an, dünyanın özüde onge yaşlılıklarına sebep buluşu. Şu bilen birge ahirette hem en yukarı mertebelerine eriş. Kur'an-ı Kerim vasıta bilen. Kur'an-ı Kerim bilen kötelet digenini mi digen? Kur'an-ı Kerim sebebiden Kur'an'ı okuyanı için, Kur'an'ı düşüngeni için, Kur'an'a amel kılgeni için, Kur'an'ı sevgeni için, Kur'an'ı ihtiram kılgeni için, Kur'an'a dair münasebetlerden kep çıkıp, Kur'an-ı Kerim'e o şu münasebetlerden kep çıkıp, ben de bir yaşlılık gelişledi.
bu Kur'an-ı Kerim orkali o neticeye erişkeniden Allah Kur'an bilen onu kötergeni böyle. Şimdi saval tuğuladı ki o kötarışını düşünsek böyledi. Kandı akıllı pasleted. Dese Kur'an-ı Kerim'e bugün münasebetten kep çıkıp pasletişen hasıl böyledi. Mesela kim ki Kur'an-ı Kerim'i yaktırmaydı. Kur'an-ı Kerim'i sevmeydi. Ya ki kimdir Kur'an'a karşı küreşedi. Kur'an okutucuya karşı küreşedi. Kur'an'ı, mushafını, adabını buzdu. Kur'an hamileye nispeten bir adablık kıladı. Bir hürmet kıladı. Kur'an-ı Kerim'in manasını buzdu. Kur'an-ı Kerim'in natoğru talkın kıladı kimdir? Kimdir Kur'an-ı Kerim'in hükmünü bölüp durup emel kılmaydı? Bana şu münasebetler, bu misaller halas. Demek, bana şimdi selbi münasebetlerden kep çıkıp, kişi baxtsizlikke, dünyada hem hana vayranlikke, yani ki saadetsizlikke, ahirette azapke kalır. Kur'an-ı Kerim'e bulgen münasebetiden, selbi münasebetiden kep çıkıp, şunun neticesi de yamanlikler onge yetkeniden, Kur'an-ı Kerim bilen Allah onu pasletken bulur. Kur'an-ı Kerim bilen, Kur'an ahli bilen alışkanlarını dünyada hem har bulgenini görgemiz daim. İlla tabi kılıp kalırsa yine Allah affı kılışı mümkün. Ama dünyada hem har bulgenleri köp görülgen, ahirette gitse hali türüptü. Demek Kur'an-ı Kerim bilen Allah Ta'ala bazı kavmi, bazı adamlarını köteredi, bazılarını düşüredi. Nime bilen, nime sebepten köterip düşüredi dese, nimege esasen dese Kur'an-ı Kerim'e bulgen kişilerinin münasebetinden kep çıkıp. Kur'an-ı Kerim'e bugün münasebetinizden kep çıkıp Allah sizge münasebet bildirir. Demek Kur'an-ı Kerim'e bugün münasebet kança yakşı bulsa, kança icabi bulsa Allah o bendeni kütarışı hem şunça belen bulur. Kur'an-ı Kerim'e nispetten münasebet kançalar selbi bulsa yani ki kançalar nahak bulsa o adam o şey miktarı da düşürülür. Allah Teala pesletedi degeni yani yakşilikten mahrum kıladı ve azabke yamallike düşer kıladı degeni. Bana bu hadis-i şerif bize Kur'an-ı Kerim'e yine bağlanışımızı kursetedik. Kur'an-ı Kerim'e münasebetimizi, doğrulaşımızı kursetedik. Mushaf'ın hürmet kılışımız, Kur'an ehlinin hürmet kılışımız, Kur'an-ı Kerim'in hürmet kılışımız lazımlığını kursetedik. Kur'an-ı Kerim'e emel kılışımız lazımlığını kursetedik. Onu okup durup yadlab turib unga amal qilmasak Alloh bizni xor qilishini ko'rsatadi. Alloh o'zi asrasin. Demak, Qur'oni Karim doimiy faoliyatda yetib borganki joyida kimidir aziz, kimidir xor qiladi. Muhmal, mujmal, ya'ni munosabatsiz qolmaydi. Qur'oni Karim qayergaki yetib borsa, yetib borgan joyidagi kishilarning munosabatidan ularga Alloh taolo muomala qo'yadi o'rtaga. Bu ham Qur'oni Karimni ahamiyeti ve derecatını kursetti biz ki. Bugünce şu bilen kifayelenemiz inşallah dersimizin devamı Ebu Umama radıyallahu anhu'nun hadisleri bilen kendi dersten devam etti inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Selamu aleyküm ve rahmetullah.